Merhaba arkadaşlar, sonunda beklediğim iPhone 8 geldi ve bunun kutu açılımını ve incelemesini yapacağım. Şaşırdığım şey şu ki 2 tane kutu geldi. Peki ben bu ürünü kaç TL'ye ve nereden aldım? Trendyol üzerinden Garanti Teknoloji diye bir mağazadan satın aldım. Yaklaşık 6500 TL civarı bir fiyat tuttu. Evet, şimdi paketi açalım. Kutunun içerisinden ekstradan hızlı şarj kablosu ve adaptörü çıkıyor. Daha doğrusu hızlı şarj. Evet, telefonumuz burada. Yenilenmiş bir telefon, yani bu telefonun bazı parçaları değiştirilmiş ve mükemmele yakın olmuş diyebiliriz aslında. Telefon yaklaşık 8 günde elime ulaştı. Şimdi kutu açılımını yapalım. Evet, kutu açılımı biraz zor yapılıyor. Şöyle. Kutu biraz sıkı olmuş, onu söyleyeyim. Gerçekten de sıkı bir kutusu var. Yani bu 6500 TL bandına alınabilecek en iyi telefon diyebiliriz aslında. Ya yani 10.000 TL'nin altına daha doğrusu. Evet. Burada telefonumuz çıkıyor. Üründeki arıza şikayet, müşteri adresi vesaire yazılmış. Şöyle Garantili Teknoloji ailesine hoş geldiniz. Vesaire vesaire. Bir yıl garanti var. Gördüğünüz gibi. Evet, bir de fatura ve değişim sertifikası çıktı. Değişen parçalar kısmında arka kapak, ön kamera, ekran, titreşim motoru, batarya değişmiş. Bakım, onarım ve diğer işlemler ürün görünümü ve işleyiş olarak sorunsuz denilmiş. Sertifika da çıkıyor bu arada. Başka kutunun içerisinde bir ürün vesaire çıkıyor mu? Evet. Bir tane SIM iğnesi çıkıyor. Evet, ürünümüzü çıkaralım. Ben şunu çok merak ediyorum. Ekranda True Tone özelliği mevcut mu? Normalde ekran değişimlerinde vesaire olmuyor ama bakalım. Jelatinlemesi premium olmuş. Hayır ama sağlam. Bakalım ekranda bir kırık çizik var mı? Şöyle ön tarafı böyle. Gördüğünüz gibi ben bir çizik göremedim. Bu arada buz gibi telefon. Şöyle benim eski telefonda kamerayı netlemiyor ya. Ben şu an bir pürüz göremedim. Birazcık parmak izi, leke vesaire olabilir. Telefonu açalım. Evet, şarjı yokmuş. Ben bir şarja takayım. Telefonu şarj ederken bu şarj cihazının da tabii ki de kutu açılımını yapalım. Evet, biraz canici olacak ama. Evet. Bakalım, böyle pek bir premium bir hissiyatı vermedi ama. Şöyle. Yani evet arkadaşlar, ya sanayi alacağınız telefoncularda bulunan bir şarj aleti. Hani pek bir beklentiniz olmasın. Eğer hiç şarj aletiniz yoksa bunu kullanabilirsiniz. Ama mevcut bir şarj aletiniz varsa, Apple'ın orijinal ya da kaliteli bir yan sanayiye bir şarj aletiniz varsa onu kullanın derim. Hani bunlar o kadar fazla performans vermez tabii ki de. Benim normalde iPad'in şarj aleti var, onu kullanacağım. Evet, şimdi telefona geçelim. Telefonun pil sağlığı %100. Bu arada telefonda True Tone var. Şöyle göstereyim. Umarım gözüküyordur. Gördüğünüz gibi. Telefonda şöyle bir şey fark ettim. Bakın sallıyorum. Umarım geliyordur sesi. Tık 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 diye bir ses geliyor. Nereden geliyor? Buradan. Evet. Sadece tek sıkıntısı bu tuşun, gördüğünüz gibi, sallanması. Onun dışında kozmetik olarak bir sıkıntı bulamadım. Kılıf da almıştım. Kılıfını takalım. Belki o zaman tık tık sesi gelmez. Hala geliyor. Neyse. Evet, kılıfını taktık. Şöyle diyebilirim ki şu anlık güzel. Yani pek bir sıkıntı çıkarmadı bana. Ama şöyle bir şey var. Telefonu şarja taktığımda telefon ısındı. Hatta hala sıcak mı? Yine biraz sıcaklığı. Neyse, dediğim gibi bu telefonu alabilirsiniz. Yani 6000-7000 TL arasında bir fiyata sahip. Bazen değişiyor çünkü kampanyalar vesaire geliyor. Ben Trendyol üzerinden 6 taksitte satın aldım. Bir de bunun yanında 2 ay sonra öde kampanyası vardı. Yani ben Şubat ayında ödemeye başlayacağım. 6000 TL'ye alabilirsek yaklaşık 1000 TL. Hadi 1100 TL, 6500 TL civarı bir fiyatta. 6400 olabilir. 6450 TL'ydi sanırım. Telefon 6500 TL'ydi. 50 TL'de kupon vardı. Yani 7000 TL'nin altında gayet alınabilecek bir telefon. Bu fiyata Android telefon bulunuyorsa ve bu iPhone 8'de aynı özelliğe sahipse helal olsun derim.
Daha uygulamaların hepsini indiremediğim için genel bir inceleme yapamayacağım. Bu videoda kutu açılımı ve ön inceleme yaptık aslında. Hani telefon hasarlı geldi mi, nasıl geldi ya da bizi nasıl karşıladı diye. Yani TrueTone özelliği var. Bu beni sevindirdi. Şöyle ekranını da göstereyim bu arada. Hazır TrueTone demişken. Bastırıyorum gördüğünüz gibi. Fazla da bastırmıyorum yani. Evet. Şöyle hepsi silinsin. Yani yeni aldığım bir telefona göre şu an gayet iyi gibi gözüküyor. Tabii ki de bunun inceleme videosu gelecek. O zamanlar bakarız. Artık telefon ihtiyaçlarımızı karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Ben bu telefonu kişisel telefon olarak satın aldım. Normalde benim Samsung Galaxy S20 Fan Edition telefonum var. Onu iş olarak YouTube ile ilgili kullanıyorum. Bu telefonu kişisel olarak kullanıyorum. Yani birkaç tane uygulama yüklerim. Hani gündelik ihtiyaçlar için kullanırım. Zaten iPhone hani böyle bir telefon. Tabii iş için alacaksınız. iPhone 12, iPhone 13 gibi. Bu miliamperi yüksek telefonlar alabilirsiniz. Yani pil kapasitesi yüksek. Bunun pil kapasitesi düşük yani. Önceden iPhone 7'de kullanıyordum. Ya pil kapasitesi gerçekten düşük. Benim gündelik ihtiyacımı karşılar mı? Karşılar. Evet, video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. İyi günler.